algısından bahsedelim. Şimdi tabii çoğul evrenler hipotezi ilk olarak 1957 yılında Everett tarafından kuantum mekaniğinin alternatif bir yorumu olarak aslında ortaya atılıyor. Benim bildiğim en eski çoğul evrenler, yani fizik içerisinde modeli o. Onun dışında ondan sonra tabii kozmolojide vesaire yerlerde bir sürü modeller ortaya atılıyor. Şimdi bu modellerin aslında savunulurken en önemli ortaya atılış sebeplerinden biri, ki bunu bizzat ortaya atanlar da söylüyor. Martin Reyes mesela bunu açıkça ifade ediyor. Bu hassas ayarı açıklamak için öne sürüyorlar. Yani siz ne dedik? Düşük ihtimaller verdik. Yani 10 üzeri mesela atıyorum 50'de bir ihtimal dedik. Şimdi ne diyor çoğul evren savunucuları? 10 üzeri 50 tane evren varsa ister istemez bunların birinde bu koşullar gerçekleşecek. Orada yaşam çıkacak. İşte biz de o evrendeyiz yani. Hı hı. Siz dolayısıyla çok evren olduğunu ortaya atarsanız bunu önemsizleştirmiş oluyorsunuz. Önemsizleştirmiş oluyorsunuz bu ihtimalle. Dolayısıyla burada bir tasarımcıya ihtiyaç olmadan bu hassas ayarları açıklamaya çalışıyorsunuz. Şimdi çoğul evrenlere birkaç yönden bakmak lazım. Şimdi tabii burada da iki soruyu sormak lazım. Önce bir çoğul evrenler doğru olursa gerçekten dedikleri gibi tasarım kanıtı çöker mi? Bir de çoğul evrenler doğru mu? Şimdi önce bir çoğul evrenler doğru mu sorusunu soralım. Şimdi çoğul evrenler bir kere fizik dünyasının çoğunluğunun kabul ettiği bir görüş değil. Yani fizik camiasına, akademisine girdiğinizde sıradan bir fizikçi tutup yakalayıp sorarsanız birden fazla evren var mı diye, muhtemelen yoktur cevabını alacaksınız. Yani böyle akademide çok kabul edilen öyle bir görüş değil. Çok spekülatif bir görüş. Hatta daha çok eleştirilen bir görüş. Eleştirilen de bir görüş. Yani aleyhinde eleştiri yazıları da var, kitapları da var. Çünkü en temel problemi bu görüşün test edilebilir gibi durmuyor. Yani görüşün, çoğul evrenlerin bir sürü modelinin test etmek mümkün değil. Mesela Everett'in bahsettiği modeli de diğerlerini de deneysel bir teste tabi tutmanız mümkün değil. Yani şöyle bir soru sorup test etmeniz mümkün değil. Ben bir deney yapayım, bu deney sonucunda bir evrende mi yaşıyorum yoksa benim evrenim dışında evrenler var mı diye bir deney tasarlamanız mümkün değil. Bu da bilimsel olarak bu teoriyi yanlışlamayı mümkün kılmıyor. Yanlışlanamadığı için de çoğu insana göre zaten bu bir bilimsel teori bile değil. Yani bu literatürdeki Occam'ın usturasından nasibini alan iddialardan herhalde, değil mi? Genelde o şekilde. Aynen öyle. O, öyle de bir sorunu var. Yani siz bir evrenle her şeyi açıklayabiliyorken birden fazla evren ortaya atarsanız Occam'ın usturasıyla çelişirsiniz. Niye? Çünkü Occam'ın usturası ne diyor, onu bilmeyen dinleyicilerimiz için de hatırlatalım. Bir şeyi, bir deneyin sonucunu bir cisimle açıklayabilirseniz orada birden fazla cisim koymanız gereksizdir. Bunu usturayla keseriz. Evet. Şimdi mevcut olan fiziği de biz bir evrenle, hatta işte diyelim ki hassas ayardan dolayı Tanrı'ya da ihtiyaç koyduk. Bir Tanrı artı bir evrenle açıklayabiliyorken bunun yanına sonsuz tane, tabii aslında sonsuz değil de yüksek sayıda evrenle açıklamak mantıksız. Usturayla keseriz diğer evrenleri. Onlara gerek duymayız. Tabii bu da önemli bir itiraz çoğul evrenler hipotezine. Deneysel olarak test edilebilir diyenlerin genelde dediği şey şu: bir ihtimal bu evrenler çarpışabilir. Çarpışırsa da biz işte onun sonuçlarını görebiliriz. Ama dikkat edin, bu deneysel olarak test etme değil. Böyle bir şey olabilir. Hadi olmadı. Sonsuza kadar ben yanlışlanamayacağım o zaman o teori. Yani o evrenle ilgili ben bir deney yapıp o evren var mı yok mu ben bakamadığım sürece deneysel olarak test edilebilir değil bu. O anlamda bir test etme şu anda ben hiç duymadım. Yani literatürde öyle bir test etmeden bahseden. Şimdi tabii bu işin birincil yönü. Yani gözlemsel, bir de şu tabii deneysel test olamadığından zaten bunun deneysel, gözlemsel herhangi bir şey yok. Teorilerden de çıkmıyor. Yani genel görecelik veya kuantum mekaniğinin standart versiyonlarından birden fazla evren olması gerektiği çıkmıyor. Hatta çoğu zaman atıf yaptıkları sicim kuramlarından da bu multiversler açığa çıkmıyor. Tabii burada önemli ikinci soruya tabii dönersek, hani muhtemelen bu görüş doğru değil ama velev ki doğru, diyelim ki çok birden fazla evren var. Bu bizim algımızda ne yaratır? Evet. Şimdi, orası önemli. Bir kere Allah'ın varlığıyla multiversler çelişmez. Çok evrenler çelişmez. Yani öyle de bir algı oluşturuluyor bazı insanlarda. Sanki mesela diyor işte çok evrenlere inanıyorum ben diyor ki işte falanca fizikçinin kitaptan okudum. Bak dine gerek kalmadı. Böyle değil. Yani Allah pekala birden fazla evren yaratmış olabilir. Sonsuz yaratıcı sıfatı var. Hatta enteresandır. Tarihte benim bildiğim çoğul evrenden ilk bahseden kişi Razi. Razi Kur'an tefsirinde alemlerin Rabbi ifadesini Allah'ın birden fazla alem, evren yarattı. Bizim gibi birden fazla fiziksel bağımsız evrenleri yarattığı şeklinde yorumlamış ve bunu hani dine herhangi bir engel olarak görmemiş. Newton mesela sonsuz evren. Newton'un savunduğu sonsuz evren. Şimdi sonsuz, çok evrenle sonsuz evren arasında aslında bir fark yok. Eğer bu evrenler hepsi sonluysa ki bunlara göre sonlu model, toplamı sonlu bulan sonsuz evren bunlardan daha büyük alan içeriyor. Evet. Gene bunu ne tasarıma ne de Tanrı'nın Allah'la alakalı bir şey yok. İtiraz olarak görmemiş. Şimdi tasarıma peki bir zarar verir mi? Hadi Allah'ın varlığına zarar vermedi. Hassas ayar argümanını çökertir mi şimdi savunduğumuz? Orada birkaç şeye dikkat etmemiz lazım. Birincisi, verdiğimiz rakamlar çok büyük. Yani 10 üzeri 123 dedik mesela Penrose'un rakamı. Bu kadar evren bunların modellerinde de olup olmadığı şüpheli. Mesela string sicim kuramından çıkarttıkları evren sayısı 10 üzeri 500. Bu rakam bu rakama göre acayip küçük. Çok küçük bir rakam. Yani diğerinin rakam adedi bundan yani neredeyse aynı seviyede. Yani diğerindeki rakam sayısı buradaki evren kadar. Yani evet. Düşün. Şimdi dolayısıyla ihtimali hiç düşürmüyor. Hala daha o kadar evren olsa bile hala hassas ayardan bahsediyoruz. O kadar evren olmasına rağmen hala çok düşük rakamlar bunlar. Yani bir kere multiverslerin bu problemi çözüp çözmediği soru işareti. Ha diyelim ki çözdü o açıdan. Başka bir problem açığa çıkıyor bu sefer. Problem de şu, Paul Davies hatta Roger Penrose'un da dikkati çektiği bir problem bu. Siz tasarımı buradan ortadan kaldırdığınız anda multiverse'te tekrar açığa çıkıyor. Şimdi bir evren yaratan bir sistem kurmanız gerekiyor. Bu sistem düşünün evren yaratıyor. Bu evrenlerde değişik değişik parametreleri oluşturuyor. Bu evrenlerin hepsinin yasalara tabi olmasını sağlıyor. Böyle bir makine gibi bir şey var evrenin başında. Evren yaratan bir makine. Şimdi siz bir ekmek makinesi gibi bir makine bile tasarıma ihtiyaç var ki yani öyle evren yaratan bir sistemin tasarım gerektirmediğini iddia etmeniz pek kolay değil. Tabii bununla birlikte şu da önemli herhalde. Sayısal olarak birden fazla evrenin olmasından ziyade bu evrenler içerisinde yaşam formunun olup olmaması da önemli. Evet. Yani 100.000 tane evren var diyelim. Evet. Önemli olan 100.000 tane evren olması değil ki, bu 100.000 tane evren içerisinde yaşamın ortaya çıkabileceğini sağlayacak o parametrelerin, o özelliklerin bulunup bulunmadığı asıl mesele. Yani insanların dikkatine kaçan bir diğer konu da bu. Aslında evrenin içinde bulunduğumuz evrenin mükemmelliğini, özelliğini azaltacak değil, tam tersine bence arttıracak bir şey. Niye? Çünkü diyorsunuz ki bak alternatif olarak 100.000 tane evren var ama yaşam sadece burada. Evet. Dolayısıyla burada muazzam bir seçicilik var. Yani yaratıcı özellikle bu içinde bulunduğumuz evreni içinde yaşamın oluşabileceği şekilde yaratmak üzere tasarlamış. Deme imkanınız da var. Yani bunu önemini azaltmaktan ziyade önemini arttırmanız da mümkün burada. Tabii yeni bir Kopernik ilkesi gibi bir şey yapıyorsunuz. Yani Kopernik ilkesine ters bir durum yaratmış oluyorsunuz. Bu sefer hani nasıl ki dünyamız özel dediğiniz gibi eskiden, bu sefer evrenimiz özel. Evet. gibi bir şeye getiriyorsunuz. Burada enteresan bir şey daha var. Halkın felsefecilerin de bir kısmının farkında olmadı. Bir takım multiverse modelleri ki günümüzde de bunun savunucuları var. David Lewis'ten aslında felsefe de çıktı. Şimdi fizikçilerden de bir kısmı savunuyor. Farkında olmadan aslında Allah'ın varlığının bir kanıtına dönüşüyor. Nasıl? Şimdi bunlar diyorlar ki mümkün olan, mantıksal mümkün olan her şeyin olduğu evrenler var. Yani biz işte mesela benim uçtuğum bir evren var. İşte benim atıyorum kadın olduğum evren. Yani olabilecek her şey evren var. Şimdi Allah da mümkün bir varlık. Dolayısıyla bunların görüşüne göre Allah da bir evrende var. Allah'ın da olduğu bir evren var. Allah'ın da olduğu bir evren var. Şimdi Allah tanım gereği her şeye kadir olduğu için o zaman nedir? Allah bütün evrenler arasında müdahale etmesi, bütün evrenleri yönetmesi mantıksal o da mümkün olduğu için yönetebilir. Nitekim zaten felsefeciden Allah'ın tek olması gerektiği yönünde de argüman var. Demek ki Allah'ın olduğu evren de olamaz. O zaman Allah var. Bir evrende var. Bu evrene de müdahale edebiliyorsa o zaman bu evrende de var. Çünkü bu evreni de yönetebiliyor. Demek ki bu multiverse kuramı doğruysa Allah her evrende var. Dolayısıyla bu evrende de Allah var. Yani bu sefer Allah'tan kaçmak isterken aslında Allah'ın varlığının bir kanıtını geliştirmiş oluyor. Geliştirmiş oldular farkında olmadan. Ateist felsefeciler. Şeyi de kısaca söyleyeyim. Niye iki Allah olamaz? Onunla ilgili argüman da şu. Diyelim ki iki sonsuz güce sahip yaratıcı var. Biri işte dünyanın rengini mavi yapmak istedi. Diğer dünyanın rengini beyaz yapmak istedi. İkisinin gücü burada ne olacak? Çarpışacak. hangisinin dediği olacak? Yani birbirine galip gelmeye çalışırlar. Kur'an-ı Kerim'de dikkat çekiliyor bunun. Birden fazla yaratıcı olsaydı eğer her biri bir diğerinin işini bozmaya çalışırdı diye. Zaten Allah kavramına, hani geçen programda da bahsetmiştik, hatırlıyorsun. Yani Allah kavramına aykırı bir durum zaten bu. Yani çünkü zaten Allah olabilmesi için eşi benzeri olmaması gerekir. Tabii, tabii. Yani o zaman Allah olmuyor ki zaten. Tabii. İkisi de eşit güçte de olsa zaten ikisi de Allah olamıyorlar. Yani dolayısıyla burada hani Allah kavramının da içinin doğru bir şekilde doldurulmasıyla alakalı bir mesele.